akşam işine gidiyoruz. Yolda motorumuz kalmış. Motorumuz ne diyor? Diyor ne diyor? Beni kurtarın diyor. Diyor'u kurtarmaya gidiyorlar. Bakalım ne çıkacak. Honda Dio yolda kalmış ve ona gidiyoruz arkadaşlar. Evet, çok eski bir müşterimiz. Geçmişte bir iki videosunu yapmıştık. Yaklaşık bir yıldır falan. Yani gelmiyordu bize ama yolda kalmış. Bakacağız ne çıkacak. Yaşamkent tarafındayız arkadaşlar. Ankara Yaşamkent. Evet, saat 9:21 yani. Bugün canlı yayın yapacaktım arkadaşlar. Bu arkadaş yolda kaldığı için önceliği yolda kalana veriyoruz. Motomobil tamir bakımımız hizmetleri hızlı, güvenilir ve ekonomik çözüm sunacağız. Olduğu yerde arızayı giderebilecek mi? Ona bakacağız. Bizim motomobildeki en büyük artımız şu arkadaşlar. Motor arıza yaptığı zaman hem arızayı gideriyoruz. Olduğu yerde eğer arıza gitmezse motor alıp geliyoruz. Yani sadece nakliyelik bir iş gibi düşünmeyin. Biz tamir amaçlı, çözüm odaklı gidiyoruz genelde. Bu motorumuzda muhtemelen çözüm odaklı yapacağız gibi geliyor. Yanıma konsiye malzemeler aldım. Yaklaşık 2 dakikalık bir mesafemiz kaldı arkadaşlar. Olay yerine yaklaşınca tekrar ek yapalım. Diyorlardı arkadaşlar, bir kere daha söylemiştim ama beni pek hale almadılar. Benzin pompaları arıza yapmaması için çelik deponun altına düşmeyin diye söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bu benzin pompalarının arıza yapmasının en büyük nedenlerinden biri benzinsiz bırakmaktan kaynaklanıyor. Bir de deposu çok ufak, şamandıra mesafesi ve pompanın motorla şamandıranın arasındaki mesafe çok kısa olduğu için arkadaşlar basıncı düşüyor. Daha çabuk bozuluyor. Bunun tabi en büyük etkenlerinden birisi de benzini az almaktan kaynaklanıyor. Bir de 50-60 bin kilometreden sonra eninde sonunda bir şeyler oluyor yani. Ama tabi biz böyle deyince bazı arkadaşlar ya işte bende olmadı, şunda olmadı, bunda olmadı diyorlar. Ama sürekli kullanılan motorlarla oluyor arkadaşlar. Nitekim bu motorda da ben benzin pompasından şüphelendim. Direkt mi gidiyoruz? Burada bir yerde kalmış gibi görünüyor. Aha, motorumuz orada bak. Evet, Trendyol Go kuryemiz yolda kalmış. Acil müdahale edeceğiz. Acil müdahale esnasında neler yapacağız, ne edeceğiz ona bakacağız. Evet. Selamun aleyküm gençler. Aleykümselam Hacı Baba. Nasıl gidiyor? Hacı Baba, hızlı, güvenilir ve ekonomik çözümler sunuyoruz. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olasın. Sahalar konuşuyor. Bu adam felç oluyordu az biraz. Neden felç oluyor abi mesela? Bu adam senin yolunu gözlemekten felç oluyordu az biraz. Abi yolu gözleyip de sonucu elde etmek çok önemli. Bir de yolu gözlersin, boşa gözlersin. Adam gelir hiçbir şey yapamadan gidebilir değil mi? Evet. Evet, kamerayı size verelim şöyle. O ne abi? Bu canlı yayın. Seni canlı yayınlayacağız. Evet. Arkadaşlar, evet. Bugünkü programımız şimdi arabanın önüne mi alalım, nereye alalım? Yok abi, bir şey demez abi. Bu adam para vermeyecek. Bu adam sadece dua okuyacak. Abi biz zaten dualarla ayakta duruyoruz. Dualarla, sakalından belli zaten. Her sakallı gördüğümde deden zannetme ya. Öyle de bir durum var. Şimdi arkadaşlar, İstersen karşıya da alabiliriz abi şu aradan. Şu ara yaya yolu var ya, oradan karşıya da alabiliriz istiyorsan. Orada daha mı avantajlı? Esinti varsa sıkıntı olur. Şurada. Orada da burayla aynıdır da. İstersen şöyle biraz ileride alacağız. Çantadan tamam. Atlatma imkanımız var. Bak. Evet.
Abi aşağı düşecek. Aha, düştü. Düştü lan. Önemli değil. Kaldır abi. Devletli bir motor. Bir yolun da bu özelliği var. Diyor ne diyor? Bana fazla eziyet etmeyin diyor. Bir an önce yapım da servise gideyim diyor. Evet diyor ya. İstersen şu motorun oraya da alabiliriz. Orası aydınlık gibi. Nasıl diyorsan. Nerede çalışmak istiyorsun? İstersen İstersen arabaya az bir şey geri al. Arabanın önüne alalım. İstersene göre. İyi bir şey. Sana ışık da yakar mı? Gerek yok abi. Biz her türlü bak. Olduğu yerde. Şu anda motor. Alta ayağın yok lan. Nasıl bir insansın lan? Orta ayak yok. Yan ayak var. Bugün tam da muayeneden geçtik Ruh Usta. Grubu attım. Bak sinyal camı yok. Naylon muşamba girdim oraya. Tamam. Böyle muayeneden sök geçtik. Sök Süleyman, sök parçala. Göz değdi herhalde. Şimdi bir dakika. Arızaya bir bakalım önce. Aç koltuğu. Evet arkadaşlar, sen ışığa geç. Şöyle. Işığı da sende. Alayım ben. Şimdi arkadaşlar, motorumuzun arızası ne? Kontağı açıyoruz. Yan ayaklığı kapatalım. Cızıt sesi yok, cızıt sesi yok. Doğru mu? Evet. Ayaklığı kapat. Lan bir de yan ayaklıktansa arıza. Olabilir mi öyle bir şey? Olamaz. Şey basıyor mu aç biraz? Dersen biraz basalım. Dur basma, tamam. Olay bitmiştir. Getir Süleyman. 10 TL. Benzin full mü? Yarım ayakım. Full değil. O da tehlikeli. Bende pipet var, pipet var bende. Tabii hemen benzini içeyim diyorsun yani sıcağı sıcağına. Benzini kim içmez ki la bu havada insan var ya benzini içer. Arkadaşlar motorumuz 70 kaç binde size şöyle göstereyim. 77 binde ilk kez yolda kaldık motorla. Pompa değişti mi daha önce? Evet. Hiç değişmedi. Daha önce Ruhu ile ilk varyatör bakımı diye Ruhu Usta ile eklediğimiz ve ya 170 binde ya. Evet. Eklediğimiz sayenizde çok izlenen videoyu da bu motorla çekmiştik. 77 binde ilk kez yolda kaldık. İşte bir senedir gelmiyorum. Video çekemiyoruz. Evet. Motor özledi. Motor arıza yaptı. Niye arıza yaptı? Arıza yapmasa bizi arayıp sormayacaksın. Abi Aktiva S var 170 binde bir kere böyle o pompa değişmedi ya. O Aktiva S'in deposuyla bunun gibi değil. Başka neyi değişti? Şimdi, onu söylesene kaç kere yolda değişti? Kaldık. Sıfır hiç yolda kalmadım abi benim ustam sağlam. Olabilir bak herkes ustasını övüyor hiç beni övüyor. Evet arkadaşlar moto mobil serviste ne yaptık arkadaşlar? Dio'ya geldik. Dio ne diyor? Benim benzin pompam çalışmıyor diyor. Niye? Kontağı açıyoruz cızıt sesi yok. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Benzin pompasının orijinal motorunu değiştireceğiz. Orijinal motorunu ve süzgeç filtresini değiştireceğiz. Ve motorumuz kendine gelecek. Bir dakika abi. Hallederiz. Şimdi yan ayaklıktayken benzin taşacak mı? Ona bir bakalım. Yok taşmaz. Bir dakika taşabilir, taşmayabilir. Taşmadı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şurada organize edelim. Karga burun vesaire var mı? Arkadaşlar motorumuz 77 binde. Daha önce Ruh Usta'ya getirmiştim. İlk varyatör bakımı. Honda Dion'un ilk varyatör bakımı diye bir video çekilmişti. Sayenizde çok izlenenler arasına girmişti. Ruh Usta o videoyu gizledi. Fazla teknik bilgi içeriyordu. Şimdi motorumuz yolda kaldı. Ruh Usta'yı aradık. Ruh Usta telefonda teşhis koydu aslında. Ruh Usta'nın müşterileri de genelde anahtar tutar. Tabi pompa elimizde olmadığı için Ruh Usta'yı aradık. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Abi mobil tam 50 kilometre geldi. Geldim haberin olsun. Evet. 50 kilometre. Ankara'nın neresinde olursanız olun. Yeter yani, bir binde paran olsun. Evet. Bazı ustalar gelmiyor. Kem küme diyor. Ruh Usta öyle değil. Geliyor abi. Kem kümlük bir şey yok abi. Adamın evet. Elinde malzeme yoksa gelse ne yapacak? Şimdi boşa ben, gelmiş olacak. Evet. Nakliye tutuyorsun. Nakliyeye malzeme boşuna 500 olsa da lira, 1 lira para gelmeyen veriyor. Olabiliyor. Ben jantlar lastiklerin değişiminde söktüm. Jantı komple götürdüm lastikçiye. Lastikçi uğraşmıyor. Değişmiyor yani. Kimi lastik? Nadiri lastikçiler değişiyor. Bir sessiz olalım. Evet. Evet arkadaşlar benzin pompalarımızdaki sıkıntıları çözüyor. Bir paket çıksa da sağlamlar bir dursun sattı. Bulamıyorum abi. Filtreyi değiştireceğiz mi? Bir bakalım. Elimizdeki motorla filtre nerede? Getir. Şunu şuraya bir açalım. Tezgahımız Türk telekomcular gibi. Motor nerede? Aga, şimdi şöyle bir sistem atıyoruz arkadaşlar. Bunun komple şöyle şamandıralı benzin filtresiyle beraber şöylece var. Şu şekilde yan sanayi yalnız arkadaşlar bunlar. Bunlara ben pek güvenemiyorum ama yoklukta bazen yoka giriyor malzeme. Bunu mecbur kullanıyor. Bunların motorları yan sanayi olduğu için arkadaşlar ömrü kısalıyor ama sıfır. Bunun fiyatıyla şimdi şurada yapacağımız işlemin fiyatı hemen hemen aynı. Fakat burada da motorumuz orijinal.
Şimdi Ruhus Tanrı orijinal motoru bizim Şamandıra'nın bu plastik aksamı hasar görmemiş sonra takacak. Doğru mu Ruhus Tanrı? Hasar görmüş mü peki? Yok, bizim görmez. Kullanılır. Şimdi onu öyle yapacağız. Yani sırf şu plastiği Ruhus'ta yan sanayi malzeme kullanan usta değil. Yani genellikle orijinale gider. Ya mecbur kalınca evet, ya kullanıyoruz. Zaruri mesela elinizde kalmadı. Honda da stokta yok mesela. Ön varyatör stokta yok. Bir bakalım tipi aynı mı, şekli aynı mı Süleyman? Evet. Şamandıra'yı da temizlemeye uğraşmayacağız. Süzgeci de değiştireceğiz arkadaşlar. Yakıt pompasının filtresi de değişecek yenisiyle. Filtre için temizleriz de burada açık havada gerek yok. Benzin kokusu vermeyelim ortalığa. Burası sosyetik elit bir semte benziyor. Neresi burası kardeşim? Alacatlı'da kaldık arkadaşlar. Alacatlı. Relax Plus sitesinin önünde kaldık. Evet. Ruh ustam sağ olsun kalktı. Nereden geldin Ruh usta? Abi ben ta Keçören'den geldim. Keçören'den geldi buraya. Gidiş geliş 60 kilometre. 30 kilometre git gel 60. Git gel 60. Buradan fazla buraya. 30, 40 falan var. Abi konuşması olmaz bu arkadaşı, ne yapacağız bilmiyorum ki. Şunun içine bir şey gerek var mı Süleyman? İçinin o-ringi duruyor mu bunu? Şunun o-ringi. Heh, o-ringini de takalım. O-ringleri yenilemeye gerek var mı usta? Yok. Onun o-ringini... Aşınma falan oluyor mu o-ringlerde? Pompayı vermiş miydim? Vermemiştim. Al. Yeni pompamız. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki olay nedir? Konuyu şöyle izah edeyim. Bir kere daha izah edeyim. Nasıl yağ olayını izah ediyoruz ediyoruz. Hala ne diyorlar biliyor musun? Hangi yağı kullanacağım? Evet. Bu nasıl bir sistem ya? Şimdi arkadaşlar şu şamandıra. Benzin şamandırası. Yani benzin göstergesinin görevini yapan parçamız şu. Şu içindeki şu motor da benzini basıyor. Basınç verdiren pompamız da o arkadaşlar. Evet. Onun için... Bu pompalarda arkadaşlar onlara dikkat edeceğiz. Peki Ruh Usta, bu pompanın arızalanma sebebi ne? Yani motor 76.000'e geldi. Mesela bu Dio'larda neden arızalanıyor? Diğer motor aktivalarda da arızalanıyor mu? Evet. Bu Dio'nun değil la. Bunu ben niye getirmişim? Şimdi bak. Dio'nunki kısa bak. Evet. Bu PC eksik mi? Gördün mü? Dio'nunki kısa. Evet. Kısa olduğu için arada mesafe yok. Arada sıkışıyor, benzini veremiyor. Şurası sıkışma yaptı. Ondan kaynaklanıyor böyle. Benzin bitene kadar da kullanmamak lazım değil mi? Ya zaten bunlar çeyrek depoda bir benzin alacaksın. Evet, arkadaş gibi cimri olursanız. Arkadaş gibi cimri derken zaten 4.9 litre benzin alıyor. Yani sürekli de gitmek olmuyor. Arkadaş cimri değil ki ya. Bu arkadaşı ben yıllardır tanıyorum. Bu arkadaş çok cömert bir arkadaş. Hatta ne dedi biliyor musun? Ustam dedi, paranı nakit atıyorum dedi. Bu öyle bir adam. Yani bu adam gibi adam böyle 10 tane müşterim olsun, 100 tane çetrebilli müşteriye bedel ya. Sen neden bahsediyorsun? Allah razı olsun. Yok, bu adam denize düşmüyor ki. Bu adam her zaman için suyun üstünde geziyor. Ankara'nın denizi yok ama adam liman yakıyor. Denizlemenizde şey bu. Yani bazı arkadaşlar var tabii böyle. Arızasını tespit edersin, işte para vermez, şunu yapmaz, bunu yapmaz, ücretlerde sıkıntı yaşarsın. Burada mesele o değil, para ikinci plan. Buradaki asıl konu nedir biliyor musun? Şu an için bak, şu an için bu arkadaş burada mağdur olmuş mu? Oldu. Bu adam nahliye çağırsa 1 lira parası gidecek mi? Nahliye 750 lira istiyor arkadaşlar. Tamam, şimdi gittim ben bunu, çektim yetkili servise. Yetkili servis diyecek ki bana, yarın, kardeşim bende sıra var, sırayı alırım diyecek. Bir günde işten olsan zaten 1,5 lira da oradan gitti. Yani bunların abi, hesabını yapmak lazım. Şimdi ben bugün eve nasıl gideceğim? Hadi arabayı aldım geldim, yarın işe nasıl gideceğim? İşte bunları hesaplamıyor insanlar. Bir anda ne yapıyor biliyor musun? Ya diyor 500 lira 1 lira işçilik mi olur diyor. La olmaz da ben de abi ne güzel bugün televizyonda dizim vardı onu seyredecektim, seyredemedim. Ya örnek veriyorum yani. Evet. Allah ruhu ister ya da ister. Ama güzel reklam. Abi sen bunu nereden buldun ya? Saygından mı verdin? O benim toprağım. Toprağım mı? Ondan bir şey diyemiyor adam. Yoksa var ya sen birkaç kula boğacaksın. Litre de gitmiş ya. Çık diye oturdu. Şimdi burada şamandırayla pompanın mesafesi dar olduğu için ondan çabuk bozuluyor. Şimdi gel şöyle deponun içine falan bakalım. Onu Süleyman Usta organize. Bu arada arkadaşlar depoyu göstermeden önce Ruh Usta'mızın yeri değişti. Artık Herter'de değil, Asit'in yanında. Yeni yeriniz nerede Ruh Usta?
Google amcaya yazıyorum söylüyor abi. İşte reklam yapmak Google amcaya ruhusta yazdığınızda yerini bulursunuz. He otomatik. Ayrıca bizim öyle şeylere ihtiyacımız yok. Evet ruhustamızın numarası da var. Şöyle çekelim. Bak. Yani bunlar sana evet. İndirim olarak yansır mı yansımaz mı bilmiyorum. Yalnız arkadaşlar şöyle de bir durum var. Bu arkadaş bir senedir bize uğramıyor yani. Evet. Uzun bir süredir uğramıyor arkadaşlar. Nasıl bir motor yaptıysak bir sene bozulmamış. Evet. Böyle şimdi de bir durum. Şimdi depomuzda tut bir depoya. Benzinin içinde burada neler var la? Dur la. Bir dakika la. Ne var abi burada? Yanıç var bilmem ne var. Bak. Evet. Plastik parçalar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın kamerada da gözüküyor bakın şu anda. Evet. Mıknatıs ton evde. Bunlar nedir bak. Ruhustam? Ruhustam deponun içinde temizleyecek bakın. Ver şu mıknatıs ton evde alalım. Yaylı ton evde yaylı. Yaylı yaylı bak burada lan. Kılavuz lan. Sağda lan. Şu. Heh. Arkadaşlar yani ruhustam peki deponun içine bu malzeme nasıl kaçmış? Abi bu işte bir şeyler olmuş bak. Bu da kontrol bozan etkenler. Bakalım burada ne var. Abo. Burada ne var lan? Yaymıyor lan. Simba teli falan da mı var? Abo burada neler çıktı bak. Abi lan gel lan buraya. Abi ben sana bir şey diyeyim. Bunun içinde değişik bir şeyler var ha. Evet. Plastik malzeme Rustam. Ben şu ışığı tutayım Rustam sana. Motor parçalıyor. Yok onlar çıkmaz. Gerek yok onlar. Onlara bir şey olmaz. Getir tak şunu. Nedir Rustam bunlar? Fabrikadan kalma mı? Yoksa abi zamanla şunların içine işte benzinden gelen pislikler. Bu filtre edecek. Bunu tutacak değil mi? Enjektöre bir şey tabii. Gitmeyecek yani. Yok. Deponun içindeki iki malzemeleri gördünüz arkadaşlar. Filtrenin görevi ama enjektörün içerisine gitmeyecek. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor abicim? Diyorlar ki yemek sepetinde 50.000'i götürüyoruz diyorlar ya. Böyle bir video yapmış bazı abudumun gazları. Bu motorcular çok para alıyormuş falan. Arkadaşlar. Bizde mi tamiri bıraksak? Gören kurye arkadaşlar geliyor sağ olsun. Yarıda bırakmıyor. Ancak bazı YouTuber arkadaşlar. Esnaf kuryede şöyle kazanıyor, esnaf kuryede böyle kazanıyor derken artık yemek sepeti mesela harcadığı parayı hesaba artık siz yeni bir dükkan açın yemek sepeti kendi kuryesiyle çalışmayı zorunlu koşuyor yani esnaflığı şart koşuyorlar artık bir yerde böyle bir şeyden sonra artık sıkıntı oluyor yani bu YouTuber arkadaşlar da kuryelik işini bitirdi piyasayı öldürdü zaten herkese esnafa abi. Döndürdüler reklam parasını alan çekiyor ama adam öyle YouTuber'lığı bırak sen de kuryelik yap gelsin bekliyorum evet oradan gelsin yani işte kuryenin sırtına binene diyor ya evet maalesef piyasayı öldürdü ya arkadaşlar aslında burada sistem ne biliyor musunuz esnaf kurye modeli sizi bitirdi aslında evet. Niye bitirdi bak bunu tabu modeli ilk çıktığında ben söylemiştim çok eski bir kurye olarak ben motosiklet kuryeliğinin kitabını yazmış adamım ama piyasaya sürmedim. Evet. Ayrı bir mesele. Ta dedim ki tamam motorculuk bitti dedim. Niye bitti dedim. Sen Bağkur yatıracaksın. İşte her firma senin sırtına biniyor. Hiçbir şeyine karışmıyor. Yani yanlış anlama oturacak yerin bile yok. Yani arkadaşlar ya, sokakta it gibi tutuyorsunuz bir de adam yarın git dese bir şey diyemiyorsunuz. Vardiyalar değiştiriyor. Öbür türlü nasıldı adam kendi motor alıyordu, kıyafetini alıyordu, yani, kaskını alıyordu. Evet. Yemeğe yağmurluğu veriyordu falan. Şimdi yemek yok. Şu gıda sektöründe çalışıyorum adam yemek bile vermiyor. Doğru mu? Evet doğru. Hadi yanlışsan yanlışın değil. Yani şimdi reklam parasını alıp reklamı çekiyorlar da artık müşteriler bile bağış vermez oldu. Siz şu kadar kazanıyorsunuz. Bu kadar. Yemek sepetinin reklamını evet. Yapıyorsun. Öbürünün reklamı yapıyorsun. Reklam parası alıyorsun üstünde gidiyorsun kıyafete. Çok güzel yere doğru evet. Abi. Çok güzel bir yere değindin abi. Evet. Abi. Biz sanki yani reklam panosusun evet. Ya. Gezici reklam panosu. Oradan da ücret alman lazım. Madem sen esnaf kurnesin. Yani devletin buna sınırlama getirmesi lazım. Özellikle bu belli bir yaş kendim altına. Burada kendim ettim, kendim buldum. Yok, şimdi Rustam yeni girişimcilere vergi almadığı için onlar da bir ya şey zannediyor. Giriyor piyasaya öldürüyor. Vergiyi bilmeyen yeni girişimci evet. Adam esnaf kurye ol diye vergi almamazlık yapmıyor. Adam diyor ki git iş sahası kur. Ama o şey esnaf kurye oluyor işte. Aslında olmuyor. Ne yapıyor? Genç girişimci oluyor abi. Yok. Kurnazlar. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Sizin adınıza şey açıyor. Evet. Size yol göstererek sırtınıza binerek karşıya kendini geçiriyor. Evet. Teşvik amaçlı gibi. Yok abi öyle bir şey yok. Şimdi eskiden birine kuryelik yap gel derdin. Gelen olmazdı. Karşıya gelmiş. Şimdi adamlar kesin çözüm üretiyor. Cihazlarla bölgeyi öğrendi gitmiyorlar. Piyasayı da düşürüyorlar yani böyle bir sıkıntımız var. Şimdi abi Ankara'da bir numara Ruhi Usta. Evet abi. Arıza denince akla ilk gelen usta, abi, Ruhi Usta. Aklına gelmese de zaten mecbur geliyor. Yani yanlış anlama biz reklama ihtiyacımız yok. Bizi
Google amca yazdığın zaman sana ne yapıyor biliyor musun? Amerika üzerinden yol gösteriyor. Ta Türkiye'de kime gideceğini söylüyor adam. Sen Ankara'da burnunun dibinde daha Ruhus'ta yeni görüyorum. Doğru mu? Arkadaşlar bisküvi denince akla eti geliyor. Usta denince ruhu usta geliyor. Var. Sen ya reklam denemeleri abi yapıyorsun. Evet. İlk tamir bedavaya geldi. Reklam var. Ruhus'tan Pipo'yu da kontrol edelim mi? 76 abi, binde iş değiştirmedik. Ona geleceğiz. Ruhus'ta gelecek. Sabredin diyor arkadaşlar. Geçti mi? Geçmiş. Paket yok lan. Paket yok. Şimdi bir deneme yapacağız. Bir çalışsın. Aşağıya lazım. Gerekirse ben sana bu veririm. Doğruya doğru yürüyeceksin. Bura ondan sonra bitik. Şimdi doğru arkadaşlar taktık, cırt yaptık, cırt yaptık, cırt yaptık. Depolu ayaklı şey alalım, kapatmaya gerek var. Ayaklı kapatacağız bir dakika. Şimdi buradaki mesele şu arkadaşlar. Kontağı açtığımızda bız cız evet, bu sesi evet duyacağız. Sessiz olun arkadaşlar. Sessiz belki olun. Cihaz da duyar. Bekle. Gelir. Evet. Tamam. Cihaz. Açıyoruz. Aç. O kendi çeker. Aç sen. Evet, ses geldi. Aç kapa. 3 kere. Şimdi 3 kere aç kapa yap. 3 kere aç kapa yap diyor. Benzini çeksin iyice diyor. Boşluk niye? Oluşmasın. Motor yeni, motor yanar. Evet. Bu filtreyi çekecek. Bir daha çek. Bir daha açtık, kapattık. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu ses bu gelmiyor. Biyoların hepsinde niye evet var, hepsinde niye yok? Yeni motor alıyorsun Honda'dan. Adam 1 litre benzini esirgiyor. Senden 100 bin lira alıyor, 1 litre benzin koymuyor, veriyor. Sen de binerek benzinle gidiyorsun ya. Evet. O arada pompanın %70'i gitti. Geriye %25 kaldı. Doğru. Geçmiş olsun Türküsü söyleyeyim. Basalım mı Rus'tan marşa? Direkt çalışır abi. Basıyoruz direkt abi. Usta garantili bas. Bismillahirrahmanirrahim. Ne evet oldu kanka? Motor çalıştı arkadaşlar. Ateş ya ediyor. Misyon komple. Ateş ediyor. Kafanızı yiyin, saçma değmez. Motor çalıştı. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Kupo mupo hikaye. Evet. Bu arkadaş işte arkadaşlar işten anlamayınca burada bujiyle uğraş, aküyle uğraş, akü bitik de pipo gidik de. Şimdi buradaki mesele ne işimizi gördüm. Buradaki konu şudur. Hızlı, güvenilir ve ekonomik çözümler sunmak. Evet, evet. Ama bedava bir şey kalmadı abi. Doğru diyorsun. Nefes bile parayla alınıyor. Evet, evet. Yani insanlar ne zannediyor biliyor musun? Abi gel bir bak. Abi gel bir bak da neyle geleyim? Tavuk döner 130 lira olmuş arkadaşlar. Öncü dönerde. Yani. İçinde 20 gram evet yok. Geri kalanı patates püresi. Vallahi ben aynen kardeşim salça. Kardeşimden yedim önce dönerde. Ya. Kardeşim ısmarladı bana. Şimdi bak sizin sisteminizdeki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Şunun farkında değilsiniz. Önceden yemeğin, aşın çalıştığın firma karşılıyordu. Kılığını, kıyafetini, kaskını, eldivenini, motorun masrafını. Sen de kendi motorunla paşalar gibi geliyordun. Giderken de müziğini açıp evine sakin sakin cıstak cıstak gidiyordun. Tabii, tabii, şimdi tabii bir bakıyorum kimseye selam vermiyor. Mutlu niye? Mutlu değil kimse evet. Ne kadar paket atırsam o kadar para. Aynen, ana aynen kazanıyor bir bakıyor ay başında cebinde 10 lira yok. O zaman asgari ücretle bir yerde 20 bin liraya çalışsam bence daha mantıklı. Evet. Yani bu kuryelerle ilgili video çeken arkadaşlar bilmiyorum isimlerini şey yapmak istemiyorum. Hoş, bunların hoş söyledikleri tırvır arkadaşlar. Hırs, öyle bir şey yok. Hırs, gerçek hırs sahada işler öyle yürümüyor. Ama bak bu adam burada kalmış şu an evet 3-5 bin lira masraf etti. Arkadaşlar ruhu ustaya bizim sorunlarımıza aylarca kalan var. Bu bizim, insanların evet masraflarını hesaplasan zaten aylık 10 bin lira motorunun gideri arkadaşlar var. Arkadaşlar ruhu ustaya evet bizim sorunlarımıza değindiği için teşekkür ediyoruz. Motorumuzun sorunu çözdü. Allah razı olsun. Kalktı geldi bizi kırmadı bu saatte. Çoğu ustaların karnı tok yok çektiler. Ruhu ustamız yok çekmedi. Geldi. Hiçbir ustanın karnı tok evet değil. Hepsi aç karnı. Evet. Ben de açım, bizim, herkes aç. Bizim işimizi gördü. İnsanlar sağ olsun. Aç. Yani adamlar çalışmak istemiyor. Arkadaşlar abi ben 10 tane kuryeyi sıraya alıp 10 tane daire yapan usta da biliyorum. Yanlış anlama. Hep, ya o onlar hep sözler. Abi yanlış anlama. Çalışan adam alsın. Ben sabaha kadar it gibi çalışayım, motor yapayım. 10 tane daire de alırım, 20 tane de alırım. Ama insanın sağlığa da ihtiyacı var. Sosyal faaliyete de ihtiyacı var. Evet. Dini görevlere de ihtiyacı arkadaşlar var. Arkadaşlar şu an burada 3 kuryeyiz. Yani buradan YouTuber arkadaşlara da sesleniyoruz. İş bu kadar basitse, kolaysa reklam alıp çekmeyin. Onlar çocuğunuzu da boşa okula salmayın. Aha. Gelin siz de bu işi yapın. Evet. Gelin siz de bu işi yapın diyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ruhu Usta'nın like kanalına abone olun. Like atın arkadaşlar. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar. İyi geceler. Selamünaleyküm. Emeğine sağlık abi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kapatalım Ruhus. Yine yeniden diyor. yeni.